İnsanlığın varoluşundan bu yana gerçekleşen en büyük ve en ölümcül doğal afetlerden birisi. Bola kasırgası, eski adıyla Doğu Pakistan, bugünkü adıyla Bangladeş'te yaşanmıştı. Bangladeş, dünyanın en yoğun nüfuslu bir delta ülkesidir. Bilmeyenler varsa, delta, bir nehrin denize döküldüğü yerlerde oluşan yeryüzü şekilleridir. Gördüğünüz gibi Bangladeş, tam olarak böyle bir ülke. Bölgenin %35'i deniz seviyesinden sadece 6 metre yüksekte. Bangladeş, bulunduğu coğrafya ve iklim nedeniyle zaten her yıl sel, kasırga ve hortum gibi doğal afetler yaşıyor. Bengal Körfezi'ne, yani şu bölgeye her yıl yaklaşık 5 tropikal fırtına giriyor ve ciddi hasarlara neden oluyor. Ancak hiçbiri 1970'te yaşananlar kadar değildi. Tarihler 8 Kasım 1970'i gösterdiğinde Bengal Körfezi'nin merkezinde yeni ve devasa bir fırtına oluşuyordu. Fırtınadaki basınç rüzgarları doğrudan ölçülememişti. Lakin uydu görüntüleri fırtınanın ulaştığı devasa büyüklüğü ortaya çıkarmaya yeterliydi. 11 Kasım'a kadar saatte yaklaşık 140 km bir hızla ilerleyen fırtına, ki bunlara siklon da denir, kuzeye doğru yol almaya başladı. Bu noktada iklimin katkısıyla daha da büyüdü. 12 Kasım gününe geldiğimizde devasa kasırga alçak delta bölgesine girdi. Fırtına dalgalarının boyu 6 metreyi aşmıştı. Bunun yanında saatte 225 kilometreyi aşan esinti hızına ulaşmıştı. Meteorologlar yaklaşan fırtınayı önceden biliyorlardı. Fakat bölgenin kıyı ovasında ve nehir kıyılarında yaşayanların çoğuyla iletişim kurmanın bir yolu yoktu. Tabii o tarihte internet ve telefon daha yok. Televizyon ve radyo var, ancak her kente, her kasabaya ulaşmamış. Yani bu bölgeyle iletişim yok. Çok garip. En azından birisi gidip insanları uyarabilirdi. Zaten bu yüzden de felaketten sonra hükümet sorumlu tutulacaktı. Sonuç olarak bu devasa kasırga geldi ve o zamanki adıyla Doğu Pakistan'ı vurdu. Fırtına dalgası geldiğinde insanların çoğu uykudaydı. Yaklaşık 300 bin kişi hayatını kaybetti. Bölgedeki evlerin yaklaşık %85'i ciddi şekilde hasar gördü. Kıyı boyunca neredeyse her yer harap olmuştu. Özellikle Tana bölgesindeki insanların yarısı ölmüştü. Bölgenin en büyük geçim kaynağı balıkçılıktı. Tahmini 77 bin balıkçının yine yarısından fazlası ölmüştü. Hayatta kalanların çoğu da ağır yaralanmıştı. Bu yüzden bölgedeki balıkçılık endüstrisi %70 oranında düşüş yaşadı. Yaklaşık 3,5 milyon insan bu felaketten etkilenmişti. Felaketin ülkeye maliyeti 500 milyon doların üzerindeydi. Yaşanan tüm bu kayıplar Bola kasırgasını 20. yüzyılın en büyük doğal afeti yapıyordu. Pakistan hükümeti bu büyük felaketin ardından hazırlık ve yardım çalışmalarındaki yetersizlik nedeniyle ciddi eleştirilere maruz kaldı. Ve bunun bir sonucu olarak muhalefetteki Avami Partisi bir ay sonraki seçimlerde ezici bir zafer kazandı. Aslında kasırga öncesinde hükümet seçim için avantajlı görünüyordu. Ama felaket sonrasında işler değişti. Hatta kimi tarihçiye göre bu olay Pakistan'ı ikiye bölüp Bangladeş'in kurulmasının fitilini ateşlemişti. 20. yüzyılda dünyadaki en ölümcül 9 hava olayından 7'si Bangladeş'i vuran tropik fırtınalardı. Bu Bangladeş'in kaderiydi. Dünya üzerinde coğrafi ve jeolojik açıdan sorunsuz bir ülke var mı bilmiyorum ama neredeyse her ülkenin kendine has problemleri var. Kimi ülkeler depremlerle boğuşurken, kimi ülkeler sel ve fırtınalarla boğuşuyor. Kimisi tsunamiler yaşarken, kimisi giderek çölleşiyor. Kimisi çok sıcak, kimisi çok soğuk. Biz doğa üzerindeki hakimiyetimizi artırmaya çalıştıkça o da bize haddimizi tekrar tekrar bildiriyor. Medeniyetimizi belki doğayla mücadele ederek kurduk ama sanırım aynı şekilde devam ettiremeyeceğiz. Yerin altıyla ve üstüyle uyumlu şehirler inşa etmek zorundayız. Eğer bu uyumu yakalayamıyorsak da yerin altı ve üstü arasında kalmamak için oradan çekilmek zorundayız. Sanırım geride bıraktığımız tarih bize bunu çoktan öğretti. Artık sorun anlamayanlarda.